Türkiye'de yani bir karanlık dönem başlıyor. Muhalif olan bütün sesler susturuluyor. En son Zaman Gazetesi, daha sonra nerede, kime gidecek, nerede duracak bunu da kimse kestiremiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu kabul etmiyoruz, yanlış görüyoruz. Kim olursa olsun bu baskıyla karşı karşıya kalan Zaman olur, Cumhuriyet olur, bir başkası olur fark etmez. Düşünce ve ifade özgürlüğünü, haber alma, medya özgürlüğünü savunmak adına bunların karşısında duruyoruz ve bu mağdur olanların da yanında yer alıyoruz. Türkiye bunu sürdüremez yani, bu gidişi sürdüremez. Böyle bir şey olmaz. Yani hükümetin %50'si hükümet, diğer herkes düşman, hain, terörist. Olmaz yani, bunu sürdüremez yani. Bir ülkenin yarısı, 80 milyonluk ülkede 40 milyon terörist olmaz. Bu akıl dışı bir şeydir. Hükümet akıl dışı bir iş yapıyor. Bir gün duvara çarpacak ama tabii hükümet olduğu için senin benim duvara çarpmam gibi olmaz. Hep beraber duvara çarpacağız. Endişem bu. Basın bir ayna gibidir. Siz neyseniz onu gösterir. O yüzden benden yana benim gibi düşünen bir medya görüşümüz, anlayışımız yoktur. Hangi görüşten olursa olsun basının görevini özgürce yapması, eleştirmek istiyorsa özgürce eleştirmesinden yanayız. Bunun aslında hem siyaset kurumuna hem topluma daha iyiye, daha evrensel standartlarda demokrasiye ulaşma anlamında çok büyük faydası vardır. Yani basının görevini hakkıyla yapmasının. Halkın haber alma hak ve özgürlüğünü engelliyor bu yapılanlar. İfade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü tabii engelliyor. Tabii Türkiye'nin de tüm dünyada görünen yüzü biz içeriden anlatmaya çalışıyoruz ama dışarıdan bakanlar gazetelerini önce el koyan sonra kapatan, gazetecilerini hapiste tutan, gazetecilerini bir şekilde eleştirel görüş sergilemesinden hoşlanmayan bir yönetim görüyorlar. Biz buna karşıyız. Her görüşün Türkiye'de ifade edilmesinden yanayız. İşin özgürlüklerle ilgili bölümü bu. Bir başka boyutu da bakın İpek Medya Grubu'nda yaşadık, Koza İpek Grubu'nda. Atanan Kayyum işlemekte olan kurumları en sonunda 4 ayın sonunda kapattı. Benzer bir yani zaten işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde basın emekçilerinin daha da fazla işsiz kalmasına yol açacak bir sürecin önünün açılmaması gerekir. Yani işin bir de böyle bir insani de tarafı var. O yüzden ben bu yapılanı doğru bulmuyoruz. Umut ediyoruz ki bu yanlıştan dönülür. Türkiye basın özgürlüğü konusundaki utancıyla değil, tam tersine bu özgürlüğü tam olarak yaşatan bir ülke olarak dünyada bir işte imaj sergiler.